Halit Bey! Kadar kıskanıyorsun. Yaptıkların yanında kalmayacak Halit Bey. Nihayetinde herkes gibi bir kurşunluk canın var. Herkes gibisin. Kral, ben senin önüne varımı, yoğumu, malımı, mülkümü serdim. Ama sen bir atımlık canıma göz diktin. Vur o zaman. Dünyanın bütün dertlerinden kurtar beni. Ama sen Gülahat, sen ne olursun? Hı? Seni çapsa girdi mi Gülahat? O dört duvar arasında, güneşi görmeden, gökyüzünü görmeden, akşama bilmeden, sabaha bilmeden yaşamak zor be güzelim. Oralar sana göre değil. Ben o dört duvar arasında 10 yıl yaşadım. 10 yıl. Hadi vur. Elin titriyor Gülahat. Öldürmek zevkli bir şey değil. Ben onun için kimseyi öldürmem. Ama ölmekten beter ederim. Gülahat, sen bu gece vakti elinde tabanca, evimin önünde alnıma dayamışsın. Hiç düşündün mü niye? Ben istedim diye Gülahat. Ben istedim diye. Seni buraya getiren benim. Eğer o tetiği çekersen seni katil eden de ben olacağım. Yani senin kaderini ben yazıyorum Gülahat. Ben Halit Karadağ. Ne o? Kadınlık kontrol mü kırıldı? Çok mu kıskandın beni? Yoksa intikam mı almak istiyorsun? Vur o zaman. Çek tetiği. Öldürmek çok kolay Gülahat. Zor olan ne biliyor musun? Kadere hükmetmek. Hükmedeceğim Halit Bey. Hükmedeceğim. Ve sen bu kaderi yaşa diye seni bu gece öldürmeyeceğim. Evet hanım. Cemal, faytonu hazırla. Gülahat hanım bugün çok yorgun, çok sinirli, çok gergin. Evine gitsin, uyusun. Yarın bir şey kalmaz. Cemal! Gülahat Hanım gitmek istiyor.